Arkadaşlar merhaba, Esra Altarifler kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine harika bir setle karşınızdayım arkadaşlar. Geyik uyku seti. Uyku arkadaşı daha doğrusu. Aslında ben bütün videoları bitirip normalde video atarım. Yani tanıtımı çektikten sonra ama ben şu çok tatlı olan uyku arkadaşını paylaştığımda Instagram'da sizler çok fazla ısrar ettiniz. Esra Hanım bekliyoruz, ipleri hazırladık, lütfen hemen paylaşır mısınız diye. Hatta şöyle bir poz vermiştik. Sizler bayıldınız, gerçekten çok tatlıydı. Öncelikle tanıtım çekmeden onu paylaşmak zorunda kaldım ama şunu belirtmek istiyorum. Geyik uyku arkadaşıyla gövdeli olan uyku arkadaşının kafaları aynı arkadaşlar. Yani kafayı aynı tariften yapıyoruz. O yüzden aynı videodan yapın arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarım bunu yaptığında bunu da aynı videodan yapabilir. Diğerlerini ayrı videolardan, gövdesi ayrı, bunun gövdesi ayrı. Geyik için arkadaşlar kaç tane ip gitti? Hemen şöyle söyleyeyim. Şu renkten 3 tane 50 gram bütün hepsine yetti arkadaşlar. Beyazdan da 2 tane 50 gram yetti. M8 zinciri için malzemeleriniz evde olan malzemelerden olabilir ama şu şekilde bende de bu şekilde bir şey vardı. Biraz ayıcığa da benziyor, biraz geyiğe de benziyor. Fark etmez. Elimdekini kullandım. Bu da olmak zorunda değil. Burayı da iple bağlayıp kullanabilirsiniz. Ama şöyle topların yapımını da gösterdim. Evinizde incik boncuk varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama amigurumi malzemesi almaya gideceğiniz zaman keyfinize, zevkinize göre bu şekilde malzemeleri çok rahat seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, tariflerin çoğu bana ait arkadaşlar. Zaten kafayı çok fazla yerde kullandım. Bunun gövdesiyle günlerce uğraştım diyebilirim. Özellikle günlerdir inanın neredeyse hiçbir işle uğraşmayıp sırf kendimi bu sete verdim ki bir an önce bitireyim. Çünkü sizlerden çok fazla yoğun talep geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer ki çok fazla isterseniz devamını yapmak isterim. Mesela kanalımda fil videosu var. Filin bu şekilde uyku setinin devamını yapabilirim. Zürafamız var, çok sevilen. Zürafanın yapabilirim. Emzikli bebeğimiz var, mor olan. Emzikli bebeğin yapabiliriz. Tavşan yapabiliriz. Sizler bana yazın. İstiyorsanız tabii ki hatta 4 ayak üzerinde duran geyik bile yapabiliriz. Yeter ki siz isteyin. Bana yazın yeterli arkadaşlar. Söyleyebilecek başka bir şeyim var mı? Battaniye kısmında zaten bir önceki videoda da belirtmiştim. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha kalın iple, daha kalın tığla. Ben hepsine 2.0 tığ kullandım. Şöyle emzik halkasını da göstermek istiyorum. Çıngırak halkasını, pardon. Bu zaten her yerde satılan bir şey arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermiş olayım. Hepsini tek tek şöyle. Bu da gövdeli bir geyik. Bunu uyku arkadaşı olarak da yapabilirsiniz. Göz de kullanabilirsiniz. Mesela burada düz ördüğümüz kısımlar var. Burada göz takıp yine devam edip bu şekilde yapabilirsiniz. Buna göz yapmayın. Bu böyle çok güzel arkadaşlar. Bunun orijinalini bozmayın bence. Yani hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bu uyuyan olsun. Buna göz yapabilirsiniz. İsterseniz buna da göz yapabilirsiniz. Bunlara da yapabilirsiniz. Ama ben hepsinin böyle uyuyan olarak uyku arkadaşı olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Malzemelerden zaten bahsetmiştim. Sanırım söyleyebilecek pek fazla bir şey kalmadı. Battaniye videolarını daha önce paylaşmıştım. Devamları gelecek ve şimdi ben burada arkadaşlar şu uyku arkadaşının yapımına geçeceğiz. Kafayı dediğim gibi zaten aynı kafadan yapacaksınız. Şimdi gövde tarifine geçeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınız gerçekten benim için çok önemli ve her zaman hatırlatıyorum. Çok rica ediyorum, lütfen videolarımı indirmeyin arkadaşlar. Gerçekten bu konuda çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Benim gönlüm hiç razı değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Her seferinde YouTube'a girerek YouTube'dan izleyin. Abone olma, bazı farklı telefonlardan abone olma hatası alan arkadaşlarım var. Evet, haklı olabilirsiniz. Bazen bana yazıyor arkadaşlarım da Instagram'dan. Şöyle yapın, Google'dan YouTube'a girin, Esralı Tarifler yazın, oradan olun arkadaşlar. Bazen link tıklayınca abone olma sıkıntı yaşatabiliyor. Yani bu benlik bir sorun değil. YouTube'un ya da telefonların markalarıyla alakalı bir problem. Aboneliklerinizi esirgemeyin. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Keyifli örgüler dilerim. Evet, şimdi gövdeye başlayacağız. Gövde için ben bir tane ayak yaptım. Şimdi bir tane de birlikte yapacağız ve birleştirip normal bir geyik öreceğiz. Gövdeli olan geyikten. Battaniyeli olanın videosu ayrı olacak. Şimdi sihirli halkamı oluşturdum. Hangi renk yapıyorsanız
O ana renkten, şapkayı ördüğümüz renkten sihirli halka oluşturalım. 6 tane sık iğne örelim. Halkamı kapattım. Altı tane arttırma yapıyorum. İkinci sıramda 6 tane arttırmamı yapıp 12 tane sık iğnemiz oluyor. Aradaki alttaki ipimi de şöyle bir tığımın üzerine alıyorum ki o ipi kestiğimizde açılma yapmasın. Hemen işaret çalıyorum. Farklı renkte de alabilirsiniz, fark etmez. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz, bir sık iğne, bir arttırma işlemini. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 2 sık iğne bir arttırma. 2 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 24 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sırama geçiyorum. 3 sık iğne bir arttırma. 3 sık iğne bir arttırmayı yaptıktan sonra 3 sıra boyunca hiç arttırmasız, azaltmasız düz örelim. 30 adet sık iğnemiz olacak. 30 sık iğneyi 3 sıra örelim. 3 sıra boyunca 30 adet sık iğne ördük. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 2 tane azaltma yapıyorum. Sekiz tane sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm. Şimdi 5 tane azaltma yapıyorum. Yan yana. 1 2 3 4 ve 5. Yine 8 tane sık iğne örüyorum.
Bir sonraki sırama geçiyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Ve devam ediyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Üç tane azaltma yapıyorum. Sekiz tane sık iğne örüyorum. Birazdan dolduracağız. Hatta isterseniz şimdi dolduralım biraz. Şimdilik bu kadar yeterli. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi yine azaltma yapıyorum. Çok pardon. Şimdi 9 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 9 sık iğne. Dokuz sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 5 sıra boyunca düz sık iğne öreceğiz. Kaç sık iğnemiz kalmış? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi bir sıra örmüş olduk. 4 sıra daha 18 adet sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra 18 sık iğne ördükten sonra şimdi ipinizi koparacaksınız ama nereden birleştirecekseniz arkadaşlar o kısma kadar. Ben solla yaptığım için ilkini burada ilmek kaydırmayı yapıp kopardım. Şimdi ikinciyi nerede bırakacağım? İkinciyi de şurada bırakacağım ki şöyle birleştirebileyim. Şimdi hemen o kısma kadar gidiyorum.
Şöyle bacak boyuna bakıyorum yetecek mi diye. Yeterli. İsterseniz arkadaşlar biraz daha uzun olmasını istiyorsanız bacak boyunu bir sıra daha düz örebilirsiniz. 5 sıra ördük, 6 sıra yapabilirsiniz. Şimdi kaç sıra örecekseniz örün arkadaşlar. Bir tanesinde ipi koparın, ikinci de ipi koparmayın, birleştirme göstereceğim. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen diğer bacakta ilmek kaydırma yaptığım kısma ilmek kaydırma diye sık iğne ile bağlandım. Hemen 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane arttırma yapıyorum. Ve 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şurada ilmek kaydırmayla bitirdiğimiz kısma batmak biraz zor olabilir. Şimdi 8 tane yaptım. 5 tane de zincir üzerine yapıyorum. Zincir çekmiştik. Zincirin üzerine 5 sık iğne örüyorum. 5 tane ördüm. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Karşı bacağa geçtim. Sekiz tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuz tane ördüm ve şimdi 5 tane zincirin karşı tarafına sık iğne örüyorum. 5 tane. Artık işaretçimi buraya koyuyorum. Hemen bir işaretçi alıyorum. Beş tane sık iğne örüyorum. Şu kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Sürekli elim kayıyor. Size de gösteremeyeceğim diye. Bazen dalıp gidiyorum arkadaşlar örgüye. Örgüme bakmaktan kameraya bakamıyorum. Çekiyor mu diye doğru düzgün. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Üç tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir arttırma, üç sık iğneyi iki kere daha tekrarlıyorum. Bir arttırma, üç sık iğne. Bir kere daha, bir arttırma, üç sık iğne. Bu arada arkadaşlar bütün bacağı ördükten sonra işaretçiye gelene kadar 48 adet sık iğnemiz olacak. Yani bacakları birleştirip 5 zincirin de üstünden geçip işaretçiye geldikten sonra sayın ki 48 olacak. Sonra hani sonraki sıralarda şaşırmayın.
49 olursa bir sık iğne atlarsınız. 47 olursa bir sık iğne fazla batın bir yerde. Sıkıntı olmaz. Çünkü bacak birleştirirken mutlaka bir sık iğne ya atlanır ya fazla olur. Bunu sakın sorun etmeyin. Şimdi 11 tane sık iğne örüyorum. Evet, 11 tane sık iğne ördüm. Şimdi yine artırma yapıyorum. 3 tane sık iğne. Bir daha artırma. 3 tane sık iğne. Bir kere daha arttırma. 3 tane sık iğne. Geri kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada dediğim gibi hani bazen eksik fazla olur arkadaşlar, onu mutlaka bir yerde arttırma ya da azaltma yapın, hiç sorun etmeyin. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 4 tane sık iğne. İki kere daha tekrarlıyorum. Arttırma, 4 sık iğne. Üçüncü kez yapıyorum ben. Sekiz tane sık iğne örüyorum. Şimdi arttırma, 4 sık iğne. Yine 3 kere tekrarlıyorum. Üçüncü kez yapıyorum. Arttırma, 4 sık iğneyi 3 kere tekrarladım. Şimdi kalan sık iğnelerimi düz örüyorum.
Benim 9 sık iğnem kaldı. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 60 adet sık iğnemiz var. İsterseniz birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Şimdi 60 sık iğnemiz var arkadaşlar. Burada gövde boyunu yani şöyle yapalım. 13-14 sıra kadar düz örelim. Videomuzu durduralım. 13-14 sıra kadar düz örelim. Sonra birlikte devam edeceğiz. Evet. Ben 13 sıra boyunca düz ördüm. İpiniz inceyse arkadaşlar, hani beden boyu kısa geldiyse gözünüze, bir iki sıra daha fazla örebilirsiniz. Ben 13 sıra ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir azaltma olacak şekilde bu sırayı yapalım. Sonrasında bir sıra düz örelim. 8 sık iğne bir azaltmamızı yaptıktan sonra bir sıra düz ördük. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şu an 54 adet sık iğnemiz var. Şimdi 7 sık iğne bir azaltma. Şimdi gövdede dediğim gibi daha büyük isterseniz aradaki bir sıra düzleri iki sıra düz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen Esen'im ben daha büyük yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım oluyor. İşte burada düz sıralarda ben bir sıra diyorsam siz orada iki sıra örebilirsiniz. Ben şimdi hani genelde uyku arkadaşlarımda gövde küçük, kafa birazcık daha iri olan bir zürafa çalışmak istediğim için zaten biraz boynunu da uzun yapmayı düşünüyorum. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Birer sıra düz öreceğim. Şimdi 7 sık iğne bir azaltma yapacağım. Sonrasında bir sıra düz. Arkadaşlar 7 sık iğne bir arttırmadan sonra, azaltmadan sonra 2 sıra düz örüm. Ben bir sıra ördüm. Sonra baktım hani göz kararı da gitmeye çalışıyorum. Çok da kısa olmasın. Burada 2 sıra örelim. Ben 2 sıra ördüm. 7 sık iğne bir azaltmadan sonra. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne, 1 azaltma ve 1 sıra düz. Evet arkadaşlar şimdi 5 sık iğne, 1 azaltma yapacağız. Ve 2 sıra düz öreceğiz. Ve bunu arkadaşlar şöyle tekrarlayacağız. 5 sık iğne bir azaltmadan sonra 2 sıra düz örüyoruz. 4 sonrasında 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Yine 2 sıra düz örüyoruz. Ve sonrasında 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Ve boyunu uzun örmek istiyorsanız 6 sıra kadar düz örüyoruz. Ama hayır ben çok uzun bir boyun istemiyorum diyorsanız 1-2 sıra örüp bu şekilde kafayı yerleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar gövdeyi burada bitirdik. Dediğim gibi gövdeyi birazcık daha uzun yapmak isteyen arkadaşlarım varsa uzun yapabilir. Bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videoda kolları yapacağız. Ben bir tane kol yaptım. Bir tane de birlikte yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli örgüler dilerim. Evet arkadaşlar gövdeyi de bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi birazcık daha uzun boyun isterseniz bu şekilde biraz daha örebilirsiniz. Ben 4 sıra kadar ördüm. Şöyle birleştireceğiz sonra. Şimdi ben kol yapımını da göstermek istiyorum. Kollardan 2 tane öreceğiz. Sonrasında diğer videolara geçeceğiz. Birleştirme videosuna geçeceğiz. Ben koldan 1 tane yaptım. Hemen 1 tane de birlikte yapıyoruz.
kol için sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisinde 5 tane sık iğne yapıyorum. Halkamı kapattım. 5 tane arttırma yapıyorum. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. Beşinci arttırmam. Şimdi 10 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bunu 5 kere tekrarlıyoruz. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Şimdi bir tane hemen işaret çalıyorum. Şimdi videoyu durdurup arkadaşlar 3 sıra boyunca 15 adet sık iğne örelim. Evet, şimdi hemen devam ediyoruz. Şimdi 3 sıra boyunca 15 adet sık iğne ördük. Şimdi ne yapıyoruz? Pardon. 3 tane sık iğne. 1 2 3 azaltıyorum. 1 2 3 azaltıyorum. Bir kere daha ve birazdan doldurma işlemi yapın arkadaşlar. Hatta ördükçe doldurarak gidin. Ördükçe doldurarak gidin. Kendiniz doldurma süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yaptık. 12 adet sık iğnemiz kaldı. Şimdi direkt hep düz öreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle ben hemen bir kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 sıra örüp bir de kapatmışım. Şöyle siz gövdeye koyduğunuzda şöyle direkt şuradan bakın şöyle geldiğinde kafa kolu da ben şuradan dikmeyi düşünüyorum. Yani uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 22-23 sıra örüp sonrasında nasıl yapmışız arkadaşlar? Kol bitti diyelim. Bakın şimdi göstereyim size tekrardan diğerini sökerek. Şimdi 22 ya da 23 sıra ördünüz diyelim. Şöyle. Bu şekilde bitti diyelim. Hemen elyafla doldurduktan sonra parçayı ikiye katladım. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. İki parçayı, iki sık iğneyi, iki tarafı birbirine katlayıp bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Açık olarak da dikebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben bu şekilde yapmak istedim. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar videoyu durduralım. 2 tane kol örelim. Sonrasında yakayı ve birleştirmeyi gösterip artık uyku oyuncağının bu kısmını bitireceğiz. Evet, şimdi geyikle gövdenin, yani geyik kafasıyla gövdenin birleştirme kısmına geldik. Bunu bu şekilde bakın şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Buraya zaten yaka gelecek. Sıfıra sıfır da yapabilirsiniz. Ben böyle birazcık yani 1-2 sık iğne sonraya dikmek istiyorum. Hemen şuradan 1
batalım. Burada arkadaşlar isterseniz tel koyabilirsiniz. Mesela şöyle gövdenin ortasını şöyle bir güzel boşluk oluşturup buraya tel koyabilirsiniz. Ama ben çok sıkı doldurdum. Şu an gerek duymadım. Yani kafayı taşıyacağını düşünüyorum. Ama sizler her zaman söylüyorum, sipariş üzerine yaptığınız için arkadaşlar. Yani tel koyarsanız sizin için daha sağlam olabilir. Ama tabii yıkarken telde biraz sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden ben biraz şu an tercih etmek istemiyorum. Ama tabii ki bunu size bırakıyorum. Şimdi bir kafadan bir gövdeden, bir kafadan bir gövdeden alacağız. Şöyle alırsam daha düzüme gelecek. Bir gövdeden. Bir kafadan. Bir gövdeden. Bir kafadan, ama altlara dokundurmuyoruz. Bakın sadece şapka kısmıyla dikiyorum. Ama isterseniz burada böyle bir kere kafaya batırıp daha sağlam tutmasını sağlayabilirsiniz. Yani birkaç kere kafa kısmına batırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama çok fazla bozmayın arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şöyle birazdan daha iyi oturacak gövde. Her ilmeğe batıyorum ki sağlam olsun. Yani hiçbir ilmeği atlamıyorum. Şöyle daha rahat göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar gövde yerine sapasağlam oturana kadar bu şekilde böyle dikelim. Sonrasında da yaptığımız yakayı takalım. Evet arkadaşlar, şöyle gövdeyi de birleştirmiş olduk kafayla. Şimdi kolların bir tanesini hemen göstereceğim. Diğerini de arkadaşlar kendimiz video kapalıyken dikebiliriz. Kolları diktikten sonra artık yakayı yerleştirebiliriz ve gövdeye isterseniz hani şuraya işlediğimiz şeyler var ya beyaz, isterseniz onlardan işleyin. Nasıl isterseniz, bunu tamamen size bırakıyorum. Şöyle kolları şu kısma, benim ipim arkada olduğu için arkadan giriş yapıyorum. Şöyle sizin için sağ elimi de deneyeceğim ama biraz zorlanacağım. Kamera karşısında daha zorlanıyorum. Normalde öyle değil. Evet, şöyle güzelce sağlamlaştıralım. Diğer kolu da aynı şekilde arkadaşlar karşı tarafa dikelim. Artık bu kısmı da bitirmiş oluyoruz.